Arkası Yarın. Korkuyla Yaşamak. 6. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Yavuz Selim. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Engin Karagöz. Montaj Bilal Mert. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Amatör kümede top oynayan Oktay, balık avlamak için gittiği Sapanca Gölü'nün dönüşünde trafik kazası geçirir. Kazaya, Şinasi Demir adında zengin bir iş adamı sebep olmuş ve olay yerinde ölmüştür. Kazadan sonra futbolu bırakmak zorunda kalan Oktay, paraca da zor duruma düşer. Öte yandan, kazada ölen Şinasi Demir'in 100 milyarlık hayat sigortası güzel karısı Pervin'e kalmıştır. Olayı araştıran sigorta müfettişi Oktay'a, Şinasi Demir'in kazada ağır yaralandığını, ancak sigorta parasını alabilmek için karısının aşığıyla kocasını öldürdüğünü söyler. Bu sırada müfettiş, meçhul biri tarafından öldürülür. Oktay, cinayeti Pervin'in aşığı tarafından işlendiğine kanaat getirerek, Pervin'in Adapazarı'ndaki evine gider. Oktay, savcılığa hitaben, Şinasi Demir'in ve sigorta müfettişinin Pervin Demir'le aşığı Tolga tarafından öldürüldüğünü yazan bir mektup vererek, Pervin'e şantaj yaparak 100 milyar ister. Bu yetmiyormuş gibi kadının evine ses alma cihazı koyarak aşıkların konuşmalarını banda kaydeder ve sonra da İstanbul'daki bir arkadaşına postayla yollayacağını söyleyerek onları korkutur. Ne yazıyorsun o paketin üstüne? Bandı yollayacağım arkadaşımın adını ve adresini. Bandı gerçekten de arkadaşına postalayacak mısın? Elbette. O bandın değeri tam 100 milyar. Parayı verdiğiniz zaman geri veririm size. İnsanlara güveni olmuyor. Senin gibi bir futbolcunun şantajcı olduğunu söyleseler inanmazdım. Haklısın güzelim. Kocan arabasıyla üzerimden geçinceye kadar ben de kanun dışı bir insan değildim. Ama insan işsiz ve parasız kalırsa her şeyi yapıyor. Postaneye geldik. Tamam, dur burada ve beni bekle. Kafan nasıl oldu Tolga kardeş? Kanıyor mu hala? Şansını fazla zorlama. Önünde sonunda elime düşeceksin. Beni tehdit etmeyi bırak da sevgilinle neler yaptığımı sor. Ne yaptı Pervin? Seslerimizi kaydettiği bandı postaladı. Postaladığını nereden gördün? O postaneye girdiğinde sen arabanın içinde beklemeyecek miydin? Bandı arabanın içinde paketledi ve üstüne adresini yazdı. Kahrolasıca. Demek deliller uçtu. Evet, sanırım artık iş konuşmanın zamanı geldi çocuklar. Ne dersiniz? Bak, bu işten kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun arkadaş. Sevgilin bandı postaladığımı gördü. Bunu alacak olan arkadaşım kesin şekilde benden emir aldı. Ben telefon edip herhangi bir adrese postalanmasını söylesem dahi bunu yapmayacak ve ancak benimle buluşup teslim edecektir. Yani beni hiçbir şekilde zorlayamazsınız. Bakıyorum da her şeyi garanti altına almışsınız. Dahası var. Benden hiçbir şekilde ses çıkmadığı takdirde arkadaşım bandı ve mektubu polise verecek. Ne yapacağız Tolga? Ne yapacağını sevgiline değil bana sor güzelim. Verin 100 milyarı, bandı geri alın. Sakın yok deme, kocan öldükten sonra sana 100 milyarlarca servet bıraktı. Ben sadece sigortadan aldığın 100 milyarı istiyorum. Verin istediğimi, sizi baş başa bırakıp ortadan yok olayım. Garantisini? Anlamadım. Bize bir daha şantaj yapmayacağına dair ne gibi bir garanti verebilirsin? Hiçbir garanti veremem. Bana güvenmekten başka çıkar yolunuz yok. Parayı verince bandı bize verecek misin? Tabii vereceğim. Sizin kimi öldürdüğünüz beni hiç ilgilendirmez. Ben o gece uğradığım kazanın bedelini istiyorum. O elinde tabanca olmayacaktı ki sana soracaktım bu şantajın hesabını. Sen rezil, iğrenç adamın tekisin. Ya sen kendini ne zannediyorsun ahbap? Beni yerin dibine sokarken kendini yüceltmeye çalışma. Hem sen ne diye karışıyorsun bu işe? Ben Pervin Hanım'la konuşuyorum. Sen onun yanında çalışan küçük bir işçisin. Hadi toz ol buradan. Hadi. Ulan şerefsiz. Bak, sana bunları ödetirim. Sana bunları ödetirim. Bob, yanında kalmaz. Bob, kıpırdama yoksa tetiği çekerim ha. Yeter, susun artık. Tamam Oktay.
parayı alacaksın. İşte bugün duyduğum en akıllıca söz. Seninle iyi anlaşacağız güzelim. Şimdi ödemeyi nasıl yapacağını konuşalım. Pervin yapma. Bir kuruş bile verme ona. Verirsen yarın daha çoğunu isteyecek ve bunun sonu gelmeyecek. Başka bir teklifin var mı Tolga Bey? İşleri yeterince karıştırdın zaten. İşleri ben mi karıştırdım? Teybi buraya yerleştiren kim ha? Onun bu işi yapmasına göz yuman kim? Yeter artık Tolga. Olan oldu. Bırak bu işi ben temizleyeyim. Sen evine git. Pekala. Nasıl istiyorsan. Bu şantajcıya kendini bırakacaksan bırak. Ben sorumluluğu kabul etmiyorum. Hadi çek git buradan. Görüyorsun patronun ve aşığın da seni istemiyor. Senin yapacak başka bir işin yok mu aslanım? Hadi Tolga. Lütfen git. Ve onu benimle baş başa bırak. Nasıl istersen. Bir şantajcıya hayatta para vermem ben. Sana kim para ödediyor ya? Sen hayatında bir bardak içkiyi bile kendi paranla almamışsındır. Lan şeytan diyor ki... Neyse. Şu anda kozlar senin elinde. İstediğin gibi konuş. Ama yarın kozlar benim elime geçince seni dilim dilim doğrayacağım. Doğrarsın. Hanımefendi, Tolga gibi az gelişmiş bir çocukla düşüp kalkmak size yakışıyor mu? Bırakın şu herifi gitsin. Özel hayatım sizi ilgilendirmez. Sanırım iş konuşuyorduk. Tabii. Bandın karşılığında 100 milyar istiyordum sizden. Tamam. Mesele yok. Paranızı alacaksınız. Bakın hanımefendi. İstediğim para 1-2 milyar değil. Tamı tamına 100 milyar. Sanırım bu parayı evinizde bulundurmuyorsunuzdur. Hayır. Param bankadadır. Bankadan bu parayı istediğiniz an çekebilecek misiniz? Banka müdürü bir şeyden şüphelenmeyecek mi? Ne yapacaksınız diye sorduğu zaman onlara ne cevap vereceksiniz? Bunlar ayrıntı gibi de gelse çok önemli. Bana parayı nasıl bulacağınızı ve ne zaman vereceğinizi söyleyebilir misiniz? Merak etmeyin. Parayı istediğim an toparlayabilirim. Nasıl? Kocamdan bana kalan çok sayıda hisse senedi var. Bunları satışa çıkartabilirim. En azından kimsenin dikkatini çekmez. İstanbul'daki borsacıma senetleri satıp karşılığını da nakit olarak ödemesini isterim. Merak etmez mi? Borsadan vazgeçip dolara yatırım yapacağımı söylerim. Harika! Sizin gibi soğukkanlı, ne yaptığını bilen bir kadına bugüne kadar hiç rastlamamıştım. Ne bekliyordunuz yani? Yerlere yatıp isteri krizleri geçirmem mi? Hayatta çok zorluklarla karşılaştım ve onlarla savaşmasını öğrendim. Eğer sizden de bir tek kurtuluş yolu bulabilmiş olsaydım, sonuna kadar savaşır ve yakanızı bırakmazdım. Bravo! Sizi tanıdığıma gerçekten çok memnun oldum. Sizinle iş yapmak gerçekten çok hoş. Benim için hiç de hoş değil. Doğmamış olsaydınız daha çok memnun kalırdım. Neyse, anlaştığımıza göre ben artık gidebilirim. Nerede kalacaksınız? Sapanca Gölü'nün oradaki evdeyim. Bugün günlerden Perşembe. Bir hafta sonra İstanbul'da buluşuruz. Kuşku çekmemek için bir daha evinize gelmeyeceğim. O zamana kadar da paranın hazır olmasını diliyorum. Sanırım hazır olur. Şimdilik hoşça kalın. Ha, bu arada şu genç aşığınıza dikkat edin. Bana zarar vermek için elinden geleni yapacaktır. Eğer başıma bir iş gelirse her ikiniz de cezaevine gidersiniz. Kendisine dikkatli hareket etmesini tavsiye edin. Olur, söylerim. Harika. Her şey yolunda gidiyor. Bandı postaya verdiğime her ikisini de inandırdım. Ama üzerimde taşıyarak kendimi tehlikeye atmak istemem. Eve gitmeden önce şu ormanlık yola girip orada toprağa gömeyim. Girin. Günaydın. Pervin. Senin ne işin var burada? Aa, neden şaşırdın Oktay? İstediğim takdirde buraya gelebileceğimi söylememiş miydin? Tabii, tabii. Şey, iskemle yok. Arzu edersen yatağımın kenarına oturabilirsin. Tabii. Tolga nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum da ne demek? Siz hem aşkta hem de cinayet işlerinde ortak değil misiniz? 2 gündür görmüyoruz birbirimizi. Bence ömür boyu görmesen daha iyi olur o hayvanı. Kendisine birkaç günlüğüne İstanbul'a gideceğimi söyledim. Beni orada sanıyor. Neyse neyse. Buraya herhalde beni özlediğin için gelmedin. Söyleyeceğin bir şey mi var? Yok yok. Sadece görmek istedim, o kadar. İyi. Paralardan ne haber? Borsacıma telefon ettim. Satışlara hemen başlayacağını söyledi. Haftaya çarşamba ya da perşembe günü para elinde olacakmış. Çok iyi. Ben de perşembe günü seni bulurum. Olur. O gün İstanbul'da Sheraton Oteli'nde olurum. Yalnız başına mı? Seni ilgilendirir mi?
Tabii ilgilendirir. Tolga denen o devi çevremde görmek istemem. Çünkü herifin tepesi atınca deli gibi bir şey oluyor. Ondan çok mu korkuyorsun? Korkulmayacak biri değil ki. Dev cüssesinin yanı sıra kocanı ve sigorta müfettişini de öldürdü. Perşembe günü sen parayı vermek için İstanbul'a geldiğinde onun burada ada pazarında olmasını istiyorum. Eğer dükkanını arayıp da bulamazsam bandı vermem. Merak etme, yalnız olacağım. Ama bandı getirdiğin zaman dinlemek isteyeceğimi ve gerçek bant olup olmadığını kontrol edeceğimi sen de bil. Gayet tabii. Oteldeki odana geleceğim. Bandı beraber dinleyeceğiz. Sen paracıkları benim sıcak ellerimin arasına bırakacaksın. Ben de ortadan yok olivereceğim. Şantajcılık eskiden beri yaptığın bir iş mi? Yok canım, ilk kez yapıyorum. Mesleğe yeni başlayanlara göre oldukça başarılısın diyebilirim. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Seni tanıdığımdan bu yana hiç aklımdan çıkmıyorsun. Yaptıkların seni hiç rahatsız etmiyor mu? Hayır. Çünkü ben ahlaksız biri olduğumu kabul ediyorum zaten. Hiç değilse bu konuda dürüst davranıyorsun. Hava çok sıcak. Soğuk bir şey içer misin? İçmem. Ama birlikte göl kenarında bir gezinti yapalım dersen hayır demem. Tabii tabii. Hazırlanayım, hemen çıkalım. Harika bir kadınsın Pervin. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Şimdi Tolga seni İstanbul'da mı sanıyor? Evet. Benim yanımda olduğunu öğrenirse deliye döner herhalde. İstiyorsan evine geri git. Bakarsın seni burada aramaya kalkabilir. Ne o? Yoksa benden kurtulmaya mı çalışıyorsun? Senden niye kurtulmaya çalışayım ki? Sadece hareketlerinde dikkatli olmanı istiyorum. Çünkü o dev aşığın normal bir insan değil. İstediğin kadar tavsiyede bulunabilirsin. Şu kadarını bil ki ben seninle beraber kalacağım. Tabii tabii, kalabilirsin. Senin gibi güzel bir kadınla göl kıyısında baş başa kalmak benim için bulunmaz bir şanstır. Pervin! Pervin! Eyvah! İtağın çomağı hazırla demişler. Seninki geliyor. Elinde de kocaman bir tüfek var. Keşke tabancamı yanıma alsaydım. Korkma korkma. Hiçbir şey yapamazsın. Demek buradasın ha? Pervin. Hoş geldin hayatım. Demek İstanbul'a gitmedin. Bana mı soruyorsun şekerim? Oyun oynamayı bırak. Neden yalan söyledin bana küçük şırfıntı? Yalan değildi. Önce İstanbul'a gitmek üzere hareket ettim. Ama yolda fikrimi değiştirdim ve burada daha çok eğlenebileceğimi düşündüm. Hem doğrusunu söyleyeyim mi? Adamı tahrik etme ya. Baksana burnundan soluyor. Bana bak. Bana bak küçük şırfıntı. Bakıyorum şekerim. Ne yapmak istiyorsun? Şu haline bak. Keşke seni hiç tanımamış olsaydım. Ben senin için her türlü çılgınlığı yaptım ama sen bana düşmanımızla ihanet ediyorsun. Biraz sakin olsana sen. Sevgilinin burada bulunuşu senin sandığın gibi değil. Biz burada iş konuşuyoruz. Kapa çeneni, kapa çeneni sen. Biraz sonra sıra sana da gelecek. Aklını başına toplasan iyi olur. Deliliğin sırası değil. Beni ya da ikimizi birden öldürürsen kendini kurtarabilecek tek bir şansın bile yok. Polis yakanı bırakmaz. Çünkü ben öldüğüm takdirde bant ellerine geçecek ve seni yakalayacak. Sana kes sesini dedim be. Dinle beni Tolga. Evet tatlım, onu dinlesen iyi olur. Ne? Ne söyleyeceksin he? Kafanı kullan ve buradan çek git. Bandı Pervin'e vereceğim. Çünkü parayı o ödeyecek. Sonra da her ikiniz muhabbet kuşu gibi ne yaparsanız yapın. Çocuk gibi hareket etmenin gereği yok. Ne polis ne mahkeme, hiçbir şey umurumda değil. İkinizi de öldüreceğim. Tolga hayatım, biraz sakinleş lütfen. Cici çocuk o. Şu haline bak. Yoksa beni takip mi ettin? Bilirsin. İzlenmekten ve kıskançlık sahneleri yapılmasından hiç hoşlanma. Neden Pervin? Neden bunu yaptın bana ha? Canımı sıkmaya başladın Tolga. Gider misin buradan? Pervin. Pervin sevgilim. Defol dedim sana, defol. Tamam. Tamam sevgilim, gidiyorum. Ama bunu yanınıza bırakmayacağım. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Vay canına. Gözlerime inanamıyorum. Koca adam önce aslanlar gibi kükredi, sonra kuyruğunu toplayıp gitti. Sana ondan korkman için hiçbir neden olmadığını söylemiştim hayatım. Gördün işte. Fareler gibi kaçtı. Sersem. Gerizekalı. Neden vurdun bana? Aptalın biri olduğun için. Ne demek istiyorsun? Neden adamı delirtmek için kuyruğuna bastın ha? İstersen git kendini öldürt. Beni ilgilendirmez. Ama bu pis işlerin içine beni sokma, anladın mı? Bunun için bana vurmana gerek yoktu. Tolga zararsız adamın tekidir. Hadi gözlerinle be. Gördün. Nesi zararsızmış? Gözünü bile kırpmadan iki kişiyi öldürdü. Bir de zararlı olsa kim bilir ne katliamlar yapardı. Seni hiç anlayamıyorum Oktay. Neden bu kadar sinirlisin? Elinde o bant ve mektup olduğu sürece Tolga'nın sana bir şey yapmayacağını çok iyi biliyorsun. Şu aptal kafanın içine söyleyeceklerimi iyice sok. Tolga kendine dikkat ettiği sürece bana bir şey yapamaz. Ama kafası bozulup da aklını kaybederse elinden geleni yapıp beni öldürür.
Korkma dedim. Hiçbir şey yapamam. Senin için şimdiye kadar iki insan öldürdü. Bunu da neden yaptığını bilmiyorum ama öldürdü. Şimdi de bütün hayatını verdiği kadın ona ihanet ediyor. Hapse girmekle bu duruma düşmek arasında büyük bir fark yok onun için. Sen onun bu olayı unuttuğunu sanıyorsun. Oysa ben diş bilediğini biliyorum. Bir daha sefere bu kadar çok konuşmayacağını da sana söyleyebilirim. Şu kapıdan içeriye adımını attığı anda burası sadece kan ve barut kokacaktır. Hiçbir şey yapamaz. Tüfeğini burada unuttu. Ne yani? Dünya yüzünde başka silah mı kalmadı? Seni bilmem ama ben tek parça halindeyken buradan bir an önce çıkıp gitmek istiyorum. Manyak bir herifin kurşunuyla uyurken ya da göle girerken ölüp gitmek istemiyorum. Peki ya ben ne olacağım? Bana ne senin ne olacağından ya? Deli misin nesin? Benim ne olacağım seni hiç ilgilendirmiyor mu? Hayır, ilgilendirmiyor. Perşembe günü beni İstanbul'da parayla bul da ne yaparsan yap. Benimle böyle konuşamazsın Oktay. Daha bir saat önce benim ne harika bir kadın olduğumu söylüyordun. Evet ama o zaman eli tüfekli aşığın buraya gelmemişti. Anlamıyor musun? Gözü dönmüş bir aşıktan her türlü çılgınlık beklenir. Bu yüzden hemen buradan git ve beni yalnız bırak. Tamam. Gitmemi istiyorsan giderim. Yalnız şurasını bil ki, eğer Tolga'nın öfkesi geçmemişse yapacağı ilk iş beni öldürmek olacaktır. Bu durumda benden alacağın 100 milyarın üstüne su içebilirsin. Ne? Allah kahretsin. Bu iş aklıma gelmemişti. Onun kızdığı zaman neler yapabileceğini az önce sen söyledin. Tamam. Deminki laflarım için özür dilerim güzelim. Benimle kalabilirsin. Oktay, eğer burada kalmak istemiyorsan birlikte bir yerlere gidelim. Her ikimizin de dinlenmeye ve hava değişikliğine ihtiyacı var. Haklısın. Gidelim. Nereye gidelim? Nereye istersen oraya tatlım. İstanbul'a gidelim. Oraya perşembe günü zaten gideceğiz. Başka bir yere gidelim. O halde Antalya'ya gidelim. Bu mevsimde orası çok güzeldir. Nasıl istersen. Yalnız çabuk hareket edelim. Aşığın her an için geri gelebilir. Korkuyla Yaşamak adlı oyunun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.